Yaşa ve ol temasıyla Live and Become adlı film, etnik ve dini kimlik temel meseleleriyle sürgün acısını bir araya getiriyor ve bu deneyimi bir Afrikalı göçmenin gözünden anlatıyor. Bugün sizlerle etkileyici bir film olan Git, Yaşa ve Ol hakkında konuşacağız. Arap Beledi ile yürüttüğümüz Sınır Etkisi programından sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Aynen Beledi Podcast. Film 1985'te Mossad'ın ABD'nin önemli yardımıyla Sudan'daki sınırda bulunan mülteci kamplarından İsrail'e binlerce açlıktan ve zulümden kaçmış Etiyopyalı Yahudi'yi taşımak için gizli olarak yürüttüğü Operasyon Moses, yani Moses Operasyonu sırasında başlıyor. Bu koyu tenli, silinmez göçmenler, tarihçi Daniel Boorstin tarafından icat edilen bir terim olan falaşa olarak biliniyor ve hala İsrail toplumuna tam olarak asimile olamamışlar. İsrail'in dönüş yasası hükümleri gereği Yahudi ebeveynlere sahip olanlar İsrail'e yerleşebilir ve vatandaş olabilirlerdi. Bu yasayla birlikte binlerce kişi göç etmişti. 9 yaşındaki Şalomon, dul Hristiyan annesi ve açlık, savaş tarafından yok edilen ailelerin son sağ kalanları aynı kampta bulunuyor. Bir falaşa dulunun küçük oğlu kabul edildikten hemen sonra ölüyor. O da yerine geçmesi için Gentil çocuğunu kabul ediyor ve ona Şalomon adını veriyor. Hayatının muhtemelen kurtarıldığını anlamak için çok genç olan çocuk son anda Şalomon adlı Hana'nın ölü oğlunun yerine konur. Hana onu almayı kabul eden bir falaşa kadınıdır. Annesi korkmuş çocuğa veda ederken filme adını veren sözleri söylüyor. Git, yaşa ve ol. Git demesi İsrail'de güvenliği bulması için acil bir talimattı. Yaşa, ani bir şansı yakalayarak hayatta kalmayı ve başarılı olmayı öneriyor. Ol talimatı ise daha karmaşık ve film göç, göçmenlik dünyasında kimliklerin alındığı, dayatıldığı, bulanıklaştığı ve yeniden oluşturulduğu bir dünyada ne anlama geldiğini dikkat çekiyor. Filmin açılış bölümünde gerilim ve tehlike dolu dolu kanlarımıza işliyor. Şalomon, Yahudi olduğunu yetkililer ikna edebilecek miydi? İsrail topraklarında sorguya çekilmeden hemen önce birkaç yaş büyük bir çocuğun kimliği ortaya çıkıyor ve kaba bir şekilde karşılama salonundan çıkarılıp arabaya itiliyor ve geri gönderilmek üzere götürülüyor. Şalomon bir şekilde bu olayı atlatıyor. Ama kendisini evlat edindiği hasta annesi İsrail'e geldikten sonra ölüyor. Şalomon suçluluk ve yalnızlık yükü altında çeşitli yetimhanelerde hayata uyum sağlayamıyor. Sonunda onu Fransız oyuncu ve İsrailli aktrist olan bir çift evlat ediniyor. Annesinin gizemli son sözleri olan "Git, yaşa ve ol" filmin geri kalanında kulaklarımızda yankılanır. Başka bir çocuğun kimliğini giyinmek için sürekli talimatlara alıştırılan Şalomon, gerçek kimliğini asla açıklamaması gerektiği konusunda uyarılır. Aksi takdirde sınır dışı edilecektir. Annesinin onu bırakması, onun için bir kurtuluş olduğu, ceza olmadığını yıllar sonra anlar. Annesini özler. Tekrar tekrar kullanılan bir imaj, onu aya bakarken, annesiyle konuşurken gösterilir. Yel ve Yoram tarafından evlat edinilir. Onlar sevgi dolu ve destekleyicidirler. Ancak Şalomon'un uyum sağlamada zorluk çektiğini görürler. Şalomon yemek yemeyi reddeder, kavgalar çıkarır ve kaçmaya çalışırdı. Şalomon için ırkçılık bir gerçeklik haline gelmişti.
okuldaki tek siyahi öğrenci olan Shalamo, çocukların egzotik Afrika hastalıklarına maruz bıraktığı gerekçesiyle okuldan alınması istenir. Zaten okul arkadaşları tarafından da dışlanıyordu. Bu önyargıları öfkelenen Yael okula hiddetle girer ve filmin en beklenmedik ve duygusal hareketi olan halka açık olarak Shalamo'nun yüzünü öpmek ve yalamak suretiyle sağlık tehdidinin olmadığını gösterir. Okula kanıtlamak ister. Shalamo, genç bir delikanlı olarak hareketli bir kız olan Sarah'a ilgi duyar. Sarah'ın babası, Shalamo'nun Yahudi olmadığını görür görmez sezgileriyle anlar ve kapıyı Shalamo'nun yüzüne kapatır. O kapının zilini bir daha çalarsa parmağını kesmekle tehdit eder. Ancak ilişki, Shalamo'nun Paris'te tıp okumak için İsrail'i terk ettikten sonra da devam eder. Ve yıllarca ayrı kaldıktan sonra Shalamo döndüğünde evlenirler. Ana dilinde annesine mektup yazmak ister ve nazik bir Etiyopyalı bulur kendine. İsrail toplumuna asimile olurken İbranice'yi öğrenmişti. Film Shalamo'yu Afrika kökenleriyle özenle yetiştirilen Yahudi kimliği arasında bölünmüş bir ruh olarak tasvir eder. Filmdeki Shalamo'nun içsel çatışmaları ve kimlik arayışı, özellikle de Etiyopyalı olarak doğmuşken Yahudi kimliği altında yaşamak zorunda olmasının getirdiği zorluklar etkileyici bir şekilde işleniyor. Romeo ve Juliet tarzı bir aşk hikayesi, Shalamo'nun çeşitli yaşam deneyimleri ve kendini bulma süreci izleyiciyi onun duygusal yolculuğuna dahil ediyor. Yönetmen, İsrail toplumunun karmaşıklıklarını ve ayrımcılıkla mücadele etmeye çalışan bir insanın iç dünyasını oldukça başarılı bir şekilde tasvir ediyor. Shalamo'nun hayatındaki dönüm noktaları, acı dolu hatıraları ve umut dolu anları izleyiciyi etkileyici bir şekilde sarmalıyor. Sonuç olarak Git, Yaşa ve Ol filmi sadece bir kişinin kimlik arayışını değil, aynı zamanda göç, ayrımcılık, aile bağları ve insanlık hallerini ele alan güçlü bir film olarak öne çıkıyor. Yönetmenin özgün ve etkileyici anlatımı izleyiciyi filmin sonunda kendini düşünürken bulduruyor. Sunuş etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.